Merhabalar, iyi günler efendim. Teşekkürler. Şimdi aile günlerce sizi suçladı. Kaan ortalıklarda yok. Sizinle de husumetli. Dolayısıyla Evet. sizin onu öldürdüğünüz ve kardeşiniz olan Harun, Allah rahmet eylesin, Harun'un mezarlığında orada infazı gerçekleştirdiğiniz böyle ihbarlar geldi biliyorsunuz. Ve daha sonra Doğrudur efendim. o bölgede de gömdüğünüzle ilgili ihbarlar geliyor. Evet. Önce şunu anlatın. Siz Kaan Kavas'la nasıl, nerede tanıştınız? Baştan başlayalım. Nasıl ablacığım? Kaan Kavas'ta nerede? Bu iddialara yanıt vereceksiniz de ben Şimdi arkadaşlarınızı bir öğrenmeye çalışayım. ablacığım, Buyurun. ben aramamın tek sebebi ben günlerdir üzerimize atılan iftiralarla ilgili sadece konuşmak istiyorum. Ben bizden can alan bir insanla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bu insanın varlığı da yokluğu da ne beni ne de ailemi yakından uzaktan ilgilendirmiyor. Biz onu yıllar önce Allah'a havale ettik. İnşallah inanıyoruz ki biz bunu birçok zaman da söyledik. Bu 25 yaşında bir genci öldürdü. Suçsuz, günahsız. Ve çıkmışlar günlerdir. Haraç istiyordu bizden. Haraç alıyorlardı. Evet. Yok okulda uyuşturucu satacaklardı. Evet. Ablacığım bırakın bu işleri. Siz 25 yaşında bir can aldınız. Sizin oğlunuz yeni askerden gelmişti. Kısa bir süreydi. Ayrı evde oturuyordu. Oğlunuz çalışmıyordu. İşi yoktu. Nasıl gücü yoktu. 1.000 lira su parası yoktu. Su tesisatçı da çalışıyordu oğlum. Su tesisatçı da çalışıyordu oğlum. Yalan beni söyleme. Beni dinleyecek misiniz? Yalan söyleme. Dinleyeceğiz. Şimdi beni dinleyin. Dinleyeceğiz tabii. Bunlar şimdi. Hakkınızdaki iddialara ben tarafsız gençlik gereği sizin konuşmanızı şimdi, çok istiyordum. Ablacığım, tabii buyurun. Tabii ki konuşacaksınız. Benim ismimi rahmetli kardeşimin ismini sayıklıyorsunuz. Evet. Ben buraya konuşmaya çıktım. Kimse tabii, benim sözümü kesmesin. Tabii ki konuşacaksınız. Zaten benim sorularım da var. Sizden şimdi, nasıl tanıştığınızı tabii, bir sormuştum. Oradan başladınız. Bak ablacığım, ben sadece bu iftiralarla ilgili buraya konuşmaya çıktım. Bütün Türkiye'nin gündeminde günlerdir yalan dolan. Ben bunu aydınlatmak için buraya çıktım. Tabii ki sorularımıza yanıt vereceksiniz. Tabii ki. Buyurun. Şimdi günlerdir yok oğlumuza haraç. Ben şunu sormak istiyorum. Oğlunuz parası yoktu, pulu yoktu, işi yoktu. Oğlunuz bu parayı nereden getirdi, kafe açtı? Babası olarak sen mi verdin? Annesi olarak sen mi verdin? Eğer ki ikinizden biri verdiyse kaç para verdiniz? Bir kafeyi kaç paraya açtı o? Biliyor musunuz Fatma Hanım ne kadar açtığını? Para... Kafeyi 2 milyar kim aldı. Kim verdi bu parayı? Başkasından devraldı. Kim verdi ya? Bak. Peki siz mi verdiniz Ersin Bey? Bu parayı siz mi verdiniz? Bu parayı ben verdim ablacığım. Kaç lira para verdiniz? Kaç bak, beni dinler misin abla? Tabii dinleyeceğim. Beni dinleyin. Tabii. Bu çocuk benim yanıma geldi. Evet. Bu çocuk benim daha önce kahvem vardı. Ve Menemen'de ben birçok insanı tanırım. Birçok insan da beni tanır. Ben esnaflık yaptım. Birçok insan benim kahveme gelirdi. Birçoğunu oradan tanırım. Şimdi bu çocuk benim yanıma geldi. Tamam. Bu çocuk dedi ki abi dedi ben dedi böyle böyle işsizim dedi. Böyle bir yerden geldi dedi. Bana yardımcı ol dedi. Beraber burayı açalım dedi. İstiyorsan bana borç ver dedi. İstiyorsan beraber açalım dedi. Ben dedim ki kardeşim bak ben başında duramam. Sen yapacaksan Ersin Bey bana alayım. Şunu söyler misiniz? Arkadaşlarınız kaç yıl öncesine dayanıyor? Eski bir arkadaş mısınız? Niye size geldi? Ablacığım, neden size geldi? Bak ablacığım ben o kafe olayından bir buçuk yıl önce Menemen'de kahve işletiyordum. O çevreden birçok insan da benim kahveme geliyordu. Ben onu kahveden tanıyorum. Onun arkadaşı vardı. Cem Sevinti o getirmişti. Hatta ben ona iki defa borç para verdim. Anladın mı ablacığım? Anladım. Beni dinleyin. Dinleyeceğiz tabii. Geldi yanıma dedi böyle böyle dedi. Dedim ne kadar istiyorlar dedim bu kafeye. Onlar herhalde kaç para verdiğini şu an söyleyemeyecekler. İstersen önce bir söylesinler. Siz söyleyin. Siz kafe açmak için para verdiniz mi? Makinası, bir tane robot çay yapma makinası, 3-5 tane hurda, 3,5 milyara biz burayı aldık. Ablacığım, öyle bildiğiniz 100-200 bin, 500 bin lira. Parası olmayan bir insandan neyin haracını alabilirsin sen ablam? Peki 3,5 bin liralık bir şey... Sonra ben bu parayı siz ablacığım. O kadar mı verdiniz? 3,5 lira mı verdiniz? 3,5 milyar, bak ablacığım, o kafenin devrini almak için ben buna 3,5 milyar para verdim. Tamam. Bu gitti kafenin devrini aldı. Anladın mı ablam? Peki. Biz gittik kafeye, kafenin içinde 3-5 parça bir şey. Yani kafe denilen sadece 3-5 tane işte çay toz yapma başka bir şey yok yani. Şu Ersin Bey şu iddia da var. Şöyle bir iddia da var biliyorsunuz. Aslında işte bu kafeyi kendi parasıyla açtı. Arkasından sizin madde ticareti yaptığınız için gidip o kafeye ortak olmak istediğiniz. İşte ben, Kaan'ın ben da bunu ben izninizle ben sorumu sorayım. Ben müsaade eder misiniz sorumu sorayım? Evet. Buna yanıt verin. Atlamayın hiçbir şeyi. Siz madde ticareti yaptığınız için kafe de çok stratejik bir yerde çünkü okulun lisenin karşısında evet, ya. Evet, orada evet, öğrencileri zehirleyeceğiniz, evet. Onlara madde satacağınız. Bunu kabul etmediği için de aranızda bir husumet oluştu iddiası konuşuldu. Buyurun yanıt verin. Ben de soruyorum işte ablacığım. Bak ben de soruyorum. Tabii. Eğer ki kafe onunduysa,
Parası yoktu, işi yoktu, kirada oturuyordu. Bir tane elektrik faturası da elektriği kesilmişti o döneme. Ben verdim gitti ödedi. Anladın mı ablacığım? Söyleme. Ben verdim gitti ödedi. Fatma Hanım kirayı ben veriyordum. Yalan söyleme elektriği ve kirayı da biz mutfak masrafında karşılıyordum çocuğumun yetmediği sıraydı. Beni dinleyeceksin abla. Bence bir beni dinleyeceksin. Dinleyeceğiz. Orada bana iftira atabilirsin. Benim geçmişim karanlık. Bana iftira atabilirsin. Ama ben iftira atmıyorum. İftira değil. Gerçekler ersin. Gerçekler. İftira atamazsın. Allah'ın rahmetine karışmış bir insana iftira atamazsın. Gerçek bunlar, gerçek. Var. Allah bunların hesabını sorar. Sana soracak bunların hesabını. Siz tamam. 25 yaşında bir gencin canını aldınız. Halen utanmadan 80 milyonu üzerinde iftira atıyorsun. Ersin Bey, Kaan sizin kardeşiniz Harun'u neden öldürdü? Tabii buyurun. Neden öldürdü kardeşiniz? Devamını getireyim. Beni dinler misin? Tabii dinleyeceğim. Buyurun. Ve ben oraya alçıcı, boyacı, elektrikçi, tesisatçı birçok insan getirdim. Oraya çalışmaya başladılar. Evet. Bu Kaan bana dedi, abi dedi, benim kayınpederim dedi, mobilyacı dedi. Biz buraya güzel bir mobilya yaptıralım. Yani bizim yani tutacağı paranın dedi ben 1/3'ine yaptırırım. Hı. Ben buna toplamda 5000 lira yakın para verdim. Anladın mı ablam? Peki. Ve benim o dönem, beni dinler misin? Hapis cezam geldi, ben oraya gidip gelemiyordum. Hı. Anladın mı ablam? Geliyor mahalleden para alıyor, abi onu yapacağım, bunu yapacağım falan filan derken ben bir gün sessizce çıktım, dükkana geldim. Hı. Geldim, baktım. Eşi orada, bu yok. Eşini de orada birkaç defa görmüşüm. Hı. Eşi bana dedi ki, abi dedi, bak dedi. Sen dedi, bu senden para istiyor, onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Sen veriyorsun. Takılıyor, evine gelmiyor. Ben gidip buna boşanma davası açacağım. Eşi mi söyledi bunu size o zaman? Eşi söyledi bana, evet. Cansu Hanım. Ben onun üzerine bunu aradım. Hı. Ben buna kızdım telefonda. Bağırdım, çağırdım. Ondan sonra bu telefonu kapattı. Bir daha dükkana da gelmedi. Diyorum ki, ve o dükkan 2 ay sonra biz o dükkanı kendimiz boşalttık. Dükkan kendimizindi. Ve eğer ki bizim amacımız orada, dükkanı niye boşalttık? Tamam, şimdi Ersin Bey.